Şimdi hemen bir Yunus Emre Şeker'e dönelim. Esenyurt Belediyesi'nin önüne gidelim. Esenyurt Belediyesi'nde neler yaşanıyor? Çünkü şunu biliyoruz, polis ekipleri gece saatlerinde belediyenin kapısını kırarak içeride bir takım araştırmalar yapmışlardı. Bir şeylere el konuldu mu? Şu an belediyede nasıl bir hava var Yunus Emre? Kübra Apar, söylediğiniz gibi Esenyurt Belediyesi'nde sabah saatlerinde yapılmıştı o operasyon. Sabah saatler 6'yı gösterdiğinde yapılmıştı. Aslında bakacak olursanız iki farklı noktada, hem belediye binasında hem de Esenyurt, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ikametinde bir arama yapılmıştı. Operasyon gerçekleştirilmişti. Tabii ki her iki noktada da alınan birkaç belge, bilgi, döküman vardı. Ancak bunların içeriğiyle alakalı en azından şu ana kadar net bir bilgi sahibi değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz, o gözaltı haberinin, gözaltının gerçekleşmesinin hemen ardından özellikle şu anda bizim de kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte bulunduğumuz Esenyurt Belediye binası önünde partililer, belediye çalışanları, insanlar gelmeye başladı. Ve her geçen saat buradaki kalabalığın biraz daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Hatta şunu belirtelim, şu anda bulunduğumuz yer gerçekten rüzgarın oldukça şiddetli olduğu ve hava sıcaklığının düşük olduğu bir nokta. Buna rağmen insanlar buraya her geçen saat daha da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaman zaman sloganlar atılıyor. Yalnız değildir diyor Ahmet Özer, yalnız değildir sloganları atılıyor. Aynı zamanda pankartlar, dövizler, afişler de bu noktada bizim gözümüze çarpan detaylar arasında. Şunu söyleyelim, yaklaşık yarım saat, bir saat önce bir oturma eylemi de yapılmıştı burada. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek buradaki insanlar bir oturma eylemi de gerçekleştirmişti. Gerçi Sevgin Begüm Yavuz aktardı birçok bilgiyi ama biz de bir kez daha bir altını çizelim, üstünden geçelim. Neden gözaltına alınmıştı? CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, konu düzeltiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturma neticesinde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeleriyle, hatta net sayı da verelim sizlere, 694 farklı kişiyle irtibat halinde olduğunu, görüştüğünü, terör örgütü PKK mensubu bu kişilerle görüştüğü sonucuna ulaşılmıştı o soruşturma neticesinde. Bununla birlikte bu 694 kişinin yanı sıra örgütün, terör örgütünün yöneticilerinden biri olan Remzi Kartal'la da 14 kez görüştüğü açıklanmıştı. Soruşturma neticesinde yapılan açıklamayla bu bilgi paylaşılmıştı. İşte bu görüşmelerin süreklilik arz ediyor olması kuvvetli suç şüphesi doğurmuştu. Bu nedenlerden dolayı da CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Saat 6'ydı gözaltı yapıldığında, operasyonun düğmesine o saatte basılmıştı ve hem evinde ikametinde hem de belediye binasında aramalar yapılmıştı. O saatten bu yana da az önce de söylediğimiz gibi pek çok kişinin, partilinin, belediye çalışanının bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki sadece burada partiler yok, çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını da belirtmekte fayda var. Belediye binasının çok farklı noktalarında polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığını gözlemledik. Bu bilgiyi de paylaşabiliriz sizlerle. Buradaki vatandaşlarla, partilerle konuşma fırsatımız da oldu. Onlar da adliyeden gelecek haberi bekleyeceklerini söylediler. Buradaki bekleyişlerin gece geç saatlere kadar devam edeceğini belirttiler. Biz de kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte sabah saatlerinden bu yana yaşanan gelişmeleri aktarmış olduk diyelim ve sözü size bırakalım.